Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar, günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Bu hafta başına baktığımızda global piyasalarda oldukça negatif bir seyir var. ABD vadelilerinin hepsi %0,5 eksi, DAX %0,8 eksi. Uzak doğusunda ise daha derin kayıplar var. %2'nin üzerinde kayıplar görüyoruz. Cuma günü kapanışta özellikle ABD hiç hoş bir şey değildi. Oldukça sert düşüşler yaşandı. Ne oldu Cuma günü? Hatırlayacaksınız, işte her ayın en önemli verilerinden olan tarım dışı istihdam verisi rakamı geldi. Aslında rakamlara manşetinde baktığınızda bundan çok etkilenecek bir şey yok bu rakamlardan diye düşünmek gerekir. Çünkü 255 binlik bir tahmin vardı piyasada. 263 bin tane, yani biraz bir tık daha kuvvetli bir rakam geldi. Bir önceki aydaki revize rakamı aslında daha yukarıdan daha aşağı düştü. Bunun sonucunda piyasa bunlardan ne algıladı olarak baktığımızda, bu düşük rakamlara rağmen işsizlik oranının 3,7'den 3,5'e gerilediğini görüyoruz ABD'de. Yani oldukça düşük bir işsizlik oranı. Bunun sonucunda da Fed'in aslında durması için herhangi bir sebep olmadığını gösteriyor ABD verilerinde. Herhangi bir ciddi bir bozulma yok. Yani özellikle bir gayrimenkul tarafında ki rakamlara baktığınızda işte mortgage başvuruları vesaire, yeni ev satışları, oralarda bir bozulma hafif var ama onun dışında istihdam piyasasında çok önemli bir bozulma yok. Yani istihdam tarafı bozulduğunda diğer tarafa sirayet etmeye başlıyor her şey. O yüzden Fed'in bu son dönemde en çok konuşulmaya başlayan, özellikle son 2-3 haftanın en fazla konuşulan ve yazılan konusu olan Fed acaba kendini pivotlayacak mı? Yani sabit bir noktada, bu noktadan sonra ben evet veriler yavaşlıyor, o yüzden daha fazla faiz arttırmama gerek yok. Yani tabii ki bir arttıracağı bir seviye var ama daha fazla arttırmayacak mı argümanına karşı geliştirilen bir terminoloji bu pivotlama terminolojisi. Cuma günü bu biraz sarsıldı gibi gözüküyor. Hala da devam ediyor açıkçası bugünkü piyasaların, özellikle yurt dışı piyasalarının algılamasının bu yönde olduğunu görüyoruz. Bu hafta global veri açısından önemli bir hafta. Hem Avrupa'da ülke bazında TÜFE rakamlarının geleceği bir hafta, hem de ABD'de özellikle tabii ki ABD rakamları piyasaların çok dikkatini çekecek. Şimdi çarşamba günü baktığımızda, bugün ayın 10'u, çarşamba günü baktığımızda FED tutanakları var. O açıklanıyor olacak saat, Türkiye saatiyle akşam saat 9'da. Piyasa buradaki mesajlara her zaman çok fazlasıyla önem veriyor. Bu toplantıda neler görüşüldüğüne, farklı üyelerin görüşlerinin neler olduğuna, o önemli olacak. Daha sonra ertesi gün ise saat 3.30'da enflasyon verileri açıklanacak. Baktığımızda manşet enflasyon rakamının %0,2 olması bekleniyor Eylül ayı için. Bu rakam gerçekleşirse de yıllık enflasyon ABD'de %8,3'ten 8,1'e gerilemiş olacak. Yani hafif bir gerileme tandansının olduğunu görüyoruz burada. Yani sene sonunda 6,5'a kadar gerileyebileceğini düşünen tahminler var ABD'de yapılan tahminlere ben baktığımda. Hani bu veriye baktığımızda da aslında artık bu senenin en korkulu rüyası olan enflasyon tepe noktasını gördü ve aşağı geliyor. Bundan sonra artık Fed'in 2022'de yapacağı faiz artırımlarından sonra artık biraz frene basması gerektiği diye düşünülebilir ama piyasalar şu anda pek o şekilde fiyatlamıyor, gözüküyor.
Bundan dolayı da uluslararası piyasalardaki negatif trendin devam ettiğini görüyoruz. Avrupa zaten kendi ayrı bir hikayesi var. Enerji krizinin en derin yaşandığı coğrafya. Oradaki yavaşlamanın daha sert olacağı tahmin ediliyor. Bu da Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz arttırmasına rağmen euro'nun değer kaybının önüne geçemiyor. Çünkü dediğim gibi bu kış Avrupa için oldukça zor olacak. Ekonomik aktivitenin yavaşlaması paritenin daha da zayıf kalmasına sebep oluyor. Türkiye'ye geri döndüğümüzde bizde yarın cari açık verisi var. 3.1 milyar dolar piyasa beklentisi var. Cari açık bizim açımızdan önemli. Benim açımdan baktığımda fiziki yani gerçek dolar talebinin nabzını tutan en önemli gösterge bu. Rekor bir seviyeye doğru gidiyoruz. Yani neredeyse gayri safi milli hasılanın %7'sine yaklaşan bir rakamla kapatacağız bu seneyi. Öyle gözüküyor. Şimdi %5'in üzerinde cari açık veren ülkeler her zaman kırmızı bayrak kaldırılır. Yani Türkiye'de de bizim için daha önceki dönemlerde baktığımızda %5'in üzerine geçtiğimiz zamanlarda TL'nin değer kaybı hızlanır. Ama biz de bu sene o tarafta baktığımızda TL dolara karşı %30 değer kaybetmiş sene başından beri. Ama hani bir süredir yine kontrollü bir devalüasyon şeklinde yani bir müdahaleyle yavaş yavaş bir değer kaybı olduğu gözüküyor ama bu kadar yüksek cari açık rakamları ki 2023'te de yavaşlaması için çok fazla bir sebep yok. Yani buralarda olduğu zaman Brent 96'larda olduğu zaman da gelecek seneki rakamlar açıkçası çok ciddi şekilde yavaşlaması için bir sebep göstermiyor. Yani biz belki işte dediğim gibi artan turizm gelirleriyle bu sene 58 milyar dolar olarak tahmin ettiğimiz cari açık 40'a gelebileceğini düşünüyoruz ama 40 bile yüksek bir rakam. Neden yüksek bir rakam? Çünkü 2021'de 15 milyar dolarlık bir cari açığımız vardı. 2019'da 7 milyar dolarlık bir fazlamız vardı vesaire. Yani bunlar toplam borçluluğu önümüzdeki döneme arttıran faktörler. Yani dışarıdan borçlanarak tüketmeye ve yaşamaya devam ediyoruzun göstergesi. Onun dışında baktığımızda yabancıların işte bir Ağustos ayında girişi vardı 800 milyon dolarlık. Eylül ayında tekrar 640 milyon dolarlık bir satış yaptığını görüyoruz. Hani bunda açıkçası zaten Eylül ayının ikinci yarısından sonra balon banka rallisinin sonuçlanması ve bununla birlikte diğer hisselerde de yabancı yatırımcıların bu fırsat bulup çıktıklarını görüyoruz. Neden? Çünkü Türkiye'de önümüzdeki 9 ayda var olan bir seçim belirsizliği var. Muhalefetin adayı hala belli değil. Bundan sonraki politikalar ne olacak? İşte dediğim gibi makro tarafta da birçok dengesizlik aslında üst üste koyduğumuzda yabancı yatırımcılar açısından yatırım yapılabilir bir resim ortaya koymuyor. Biz kendi iç dinamiklerimizle devam ediyoruz. Kendi borsamıza baktığımızda geçen haftayı oldukça iyi bir şekilde kapadık açıkçası. BIST 100'ün %12.2'lik bir yükseliş gösterdiğini görüyoruz. Bunun sanayi ve bankacılık endeksinde aşağı yukarı benzer performanslarla kapadığını görüyoruz haftanın. Bankacılık endeksi %11.4, sanayi endeksinde %11.3 olarak kapattığını görüyoruz. BIST tüm endeksi olarak bakılan BIST 100 dışındaki kalan endeksin ise nispeten daha zayıf %6.1'lik bir yükseliş gösterdiğini görüyoruz. Ayın 10'una geldik. İşte 2 hafta sonra bilançolar gelmeye başlayacak. Full denetimden geçmiş olması gerekmediği için 9 aylık bilançoların çabuk ve hızlı bir şekilde tamamlanan bir süreç. Özellikle 9. ay sonuçları. Oradaki beklentilerimizi biz hep paylaşıyoruz. İşte bankacılık kârları yine ikinci çeyreğe göre daha yüksek kârlar gelecek. Havacılık gayet iyi gelecek. Zayıflayan sektörler burada önemli bence. Onların işaretleri önümüzdeki dönem yani dördüncü çeyrek 2000,
2022, 1 ve 2. çeyrek 2023'e dair işaretler veriyor olacak. Çünkü neden? Aslında baktığımızda tüketici tarafında bir yavaşlamayı görüyoruz. Emtia tarafında da baktığımızda aslında benim konuştuğum ve gördüğüm global olarak bir yavaşlamanın sonucu fiyatlarda bir düzeltme var. Açıkçası hafif hafif stoklarda yükselmelerin olduğundan bahsediliyor. Bunlar da önümüzdeki çeyreklerde, yani birinci çeyrek ve ikinci çeyrek 2023'ün bu senenin çeyreklerine göre o kadar çok kutlayıp şaşırıcı pozitif sürprizlerle karşılaşacağımız bir dönem olmayacağının göstergesi gibi. Yine tabii ki bu her dönemin kendine ait sektörleri ve hisseleri oluyor. Biz onları analiz edip bulmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Günaydın herkese. Yeni haftaya teknik olarak endeks yükselen trend içinde başlıyor. Batuhan'ın da söylediği gibi yurt dışı keyifsiz başlasa da yeni haftaya biz yükselen trend içindeki disiplinimize bağlı teknik seyrimize devam ediyoruz. Bugün için 3590 seviyesini direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin geçilmesi önemli. Bu seviyeye geçilirse daha önce görmüş olduğumuz zirve seviyemiz 3700 seviyeleri gündeme gelecektir. Destek olarak da 3550 ve 3500 seviyesini takip edeceğiz. Bugün için teknik stratejimizi aşağıda 3500, yukarıda da 3590'a göre kuracağız. 3500'ün altına gelmemiz halinde piyasa bir miktar nefes almak için yurt dışına bağlı, oradan etkilenerek bir miktar geri çekilebilir. O yüzden 3500 destek seviyesinin altını çizmek istiyorum. Vadeli tarafta da 4000 direnç seviyesi var. Daha sonra da 4025. Orada da destek seviyemiz 3920 ve 3900. Burada da 3900 seviyesine dikkat edebiliriz. Ancak Cuma günü gelen tarım dışı istihdam rakamına bağlı olarak piyasanın hararetini takip ettiğimiz ABD 10 yıllık tahviller biliyorsunuz direnç seviyesini kırdı ve 3.90'a kadar hareket etmişti. Şu anda da 3.89 seviyelerinde. Burada 3.86'nın altına gelmediğimiz sürece teknik olarak bizi rahatsız etmeye devam edecektir. Bu da hararetin yükseldiğini gösteriyor. Mevcut durumda şu anda 4 seviyelerini tekrar hedefleyebiliriz. Bu da önümüzdeki günlerde Euro-Dolar paritesini baskılamaya, dolar lehine baskılamaya devam edecek. Orada baktığım zaman Euro-Dolar paritesinde 0.97'nin oldukça önemli olduğunu görüyorum. Oraya oldukça yakınız şu anda. Oranın altında dolar euroya karşı üstünlüğünü daha da belirginleştirebilir. O yüzden o tarafa dikkat edelim. Dolar endeksi de 113 seviyesi direnç. Bu 113 seviyesinin üzerine çıkması halinde zaten Batuhan'ın da söylediği gibi doların güçlenme beklentisine paralel. Orada 113.80 ve 114 seviyeler tekrar gündeme gelir ki benim beklentim bu yönde. Hisse bazlı bakarsak aslında dalgalı bir seyir var. Ben o yüzden şu anda alternatif risk alan borsada yine Tofaş Fabrika'nın altını çizmek istiyorum. Burada teknik olarak sabah sizinle yorumdan önce çalıştım. 97.50'nin üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir problem yok. Burada pozisyonlarımızı taşıyabiliriz Tofaş Fabrika'da. Ama ancak orası da dalga boyları çok büyük. O yüzden günlük hareket etmek oldukça zor. Diğer taraftan defansif hisselerden de sizinle daha önce her zaman paylaştığım Migros 107.50 burada destek seviyemiz. Oranın üzerinde tekrar pozisyonlarımızı taşımaya devam edebiliriz. BİMAŞ keza 124'ün üzerinde kaldığı sürece herhangi bir problem olmayacaktır. Yabancı takas oranımız düşmeye devam ediyor. Şu anda 31.81 biliyorsunuz 32.50'lerde bir dip yaptık diye düşündük ama maalesef yabancı takası düşmeye devam ediyor. Evet, bu hafta risk iştahına bakacağız ama gözümüz yine ABD 10 yıllıklarında olacak. Burası bizim piyasanın seyri için önemli bir hararet göstergesi. Benim de söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi bir hafta dilerim. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.